Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir DBD videosundayız. Bu bölümde Claudette oynayacağız. Şimdi bir avantaj dizilimi yaptım. Özellikle oyunu tek başına oynayanlar için gerçekten keyifli, çok muazzam, güçlü bir avantaj dizilimi. Şimdi neden bunları kullanmalısınız tek başına oynayanlar özellikle? Hepsini anlatıyorum, stratejimizi anlatıyorum ve hızlı bir şekilde oyuna geçiyoruz. İlk olarak arkadaşlar elimize bir ilk yardım çantası aldık. Koyduğumuz eklentilerde bunu iki defaya mahsus kullanacağız bu ilk yardım çantasını. Ama şöyle düşünün, çok hızlı iyileştireceğiz kendimize. Yani muazzam bir şekilde hızlı iyileştiriyoruz. Avantajlarımıza gelecek olursak arkadaşlar. SVF'de sorun olmuyor ama bu tek başına oynadığınız zaman gerçekten çok büyük problem oluyor. Jeneratör tamir hızı. Gerçekten artık biliyorsunuz son güncellemeyle birlikte biraz daha arttı ya jen hızları. Biraz daha uzun sürüyor yani. Bu soloda çok zor arkadaşlar. Mesela katil girersiniz, bütün jenler 4 dakika içinde biter ama solo girdiğinizde o jeni yapmıyorlar. Bu yüzden kendi kanıtını aldım. Puan kasarken de gerçekten güzel oluyor. Bu avantajı tek başınıza oynuyorsanız kesinlikle çıkarmamamız gereken avantajlardan bir tanesi. Yanınızdaki arkadaşınız arkadaşlar, çalışan her bir kurbana %15 tamir etme hızı bonusu veriyorsunuz. 4 metre mesafede bir jeneratör tamir ediyorsa eğer kurban. Tabii ki %100 takım eylemlerinden daha fazla kan puanı kazanıyorsunuz. Yani 2 kişi jene bir oturuyorsunuz. Tıkır tıkır çok hızlı bir şekilde jeni yapıyorsunuz. Özellikle mesela sizde ya da arkadaşınızda o jeni tamir eden de direnç de varsa muazzam. İçinden geçiyor jeneratörün. Diğer avantajımız adrenalin arkadaşlar. Bu çıkış kapılarına güç geldiğinde, yani tüm jeneratörler bittiğinde sizi bir sağlık aşaması iyileştiriyor. Ve 5 saniye boyunca arkadaşlar normal koşma hızından %150 daha hızlı koşuyorsunuz. Bakın diğer avantajlar, çoğu avantajda 3 saniye ama bunda 5 saniye. 5 saniye boyunca sizi uçuruyor. Yani haritanın bir ucundan bir ucuna atıyor. Özellikle kovalama sırasında ya da yerde katil slaglıyorsa gerçekten çok işe yarıyor. Tek başınızaysanız eğer bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki sizi 40 saniye boyunca bir bitkin duruma sokuyor. Diğer avantajımız kıvrak. Üçüncü avantajımız biliyorsunuz. Bizi tüketen bir avantaj lazım. Ani depar, 4 ayak üzerine kum torbası. Artık kum torbası eskisi kadar güçlü olmadığı için ben kıvrak tercih ediyorum. Güzel kullanılabilir ama tabii eski halinden eser yok. Kıvrakta arkadaşlar paletten hızlı bir şekilde geçtiğimizde ya da atlama noktasından hızlı bir şekilde atladığımızda %150 hız veriyor bize 3 saniye boyunca. Tabii ki 40 saniye boyunca bitkin duruma sokuyor. Tüketen avantaj almak lazım. Gerçekten güzel iş yapıyor. Son avantajımız ise yıkılmaz arkadaşlar. Oyunda bir defaya mahsus kendinizi yerden kaldırabiliyorsunuz. Mesela oyun sonunda katil slaglıyor. 2 kişi düştü. Sizi de düşürdü. Kendinizi yerden kaldırıp takıma da yardım edebilirsiniz. Çok güzel bir avantaj yıkılmaz. Bir kere kaldırabiliyorsunuz. Ve can çekişme durumunda %35 daha hızlı toparlıyor. Yani kendinizi kaldırmasanız bile katil sizi slaklamaya kalksa kendinizi çok hızlı bir şekilde toparlıyorsunuz. Takım arkadaşınız gelip sizi kaldırabiliyor. Yani kendinizi bir defaya kaldırmanın dışında bu %35 daha hızlı toparlanmanız da gayet güzel. Bu da özellikle mesela oyun sonu falan çalışabilir. Gerçekten kuvvetli. Bunun yerine farklı bir şey de alınabilir ama yıkılmaz güzel geliyor. Gerçekten daha çok böyle soloya dayalı bir avantaj dizilimi arkadaşlar. Unutmayın bunu. Yani sizi hayatta tutmaya yönelik bir avantaj dizilimi. Bu avantaj dizilimi kesinlikle tavsiye ediyorum. Tek başına oynayanlar için. Gayet keyifli. Şimdi zaten testini de yapacağız, deneyeceğiz. Mükemmel kombinimizle, harika outfitimizle şöyle hazır da verelim. Ve hemen oyunumuza geçelim. Ve Kan Kulübesi'ndeyiz arkadaşlar. Otomobil mezarlığı. Muazzam bir harita geldi. Çok süper oldu. Hemen takım arkadaşlarını bulup arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ah geldi bile bak takım arkadaşım. Süper. Bakın arkadaşlar. En büyük sorun jeneratörün yavaş olması. Ama tek bir avantajım sayesinde görüyorsunuz. Hemen oturduk. Yoz müdahale koymadım mı katiller? İşte bu çok büyük sıkıntı oluyor. Bakın bir kişi yaralandı. Yarısına geldik jeneratörün. Görüyorsunuz değil mi? Hızlı. Çok güzel abi. Bu arada doktor katil. O biraz oyalarsa 3 jen bitiririz. Bak diğeri de mesela jen yapıyor. Birazdan ona da gideceğiz. Bu haritada biliyorsunuz. İki tarafı var bu haritanın. Mesela bu kısımdaki jeneratörleri bitirmememiz lazım. Mesela burada bir tane jeneratör bırakmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer bu haritada bunu yapmazsak jeneratörler bir bölgede toplanacağı için katilin oralara devriye atması çok kolay olacak ve sona kalan jeneratörleri bak katil. Oo. Yalnız Felix iyi oynuyor, onu salması lazım bu arada. Bakayım onu salacak mı? Bak biraz akıllıysa bana gelir. Aa, onu salmıyor abi. Ne yapıyor lan? Sandık açıyor yukarıda manyak. Sana akıllı oğlum, akıllı dedik sana. Aa, manyak mısın sen? Deli sandık açıyor abi. Hemen ben diğer adamların yanına... Aa düştü. İşte öyle sandık açarsan orada tabii ki düşersin. Beraber oturalım arkadaşlar bak. Daha aslında bunu da bitirmiş olması gerekiyor. Ama tabii tek başına yaptığı için bunu henüz bitiremedi. Birazdan şimdi ben gideceğim alacağım onu. Devam etsin abi.
Bakalım. Bunu dehşet alan... Ha şey, eklenti koymuş galiba bu. Oo, güzeldi. Güzeldi kral. Şimdi ben nereye gideceğim biliyor musun? Bu iti vuracak ya bana. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Bu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Çünkü neden bu tarafa doğru gitmem gerekiyor? Oradaki palet çok güçlü ve hemen kullanmak istemiyorum onu maalesef. Oo! Buradaki palet kırılmış arkadaşlar. Bakalım ne... Arkamızdan geliyor galiba, evet. Arkamızdan geliyor. Güzel denemeydi. Allah kahretsin. Batırdık burada. Ah be. Hadi beni alma yavrum, hadi beni alma. Göremedim oradan şey ya. Orada ufak bir hata yaptık. Orada o palet erken düşmemiz lazımdı bu arada. Arkadaşlar ufak bir hata yaptık. Şimdi ben hemen o tarafa doğru gideyim. Aa, şurada hemen iyileştireyim kendimi. Hatta Mikael iyileştirsin beni. Totem etkisinde. Bakalım. Heh, şimdi iyileştirebilirsin. Hızlı bir şekilde iyileştirsin. Şuradaki adama yardım edeceğim biraz. Biraz da çeyize gel. Paletlerin çoğu duruyor ama adam güzel atıyor. Yani elektriği kötü atmıyor. İyi atıyor. Güzel, delilikten çıktık. Onu ne yaptı? Astırmadı mı acaba onu? Astırdı. Yani şuna yardım edeyim arkadaşlar. Bir yandan yapmamız lazım biliyorsunuz. İki kaldı. Şimdi bu da bitecek ya. Şu kısımda bir tane kalmış olması lazım Can. Değil mi? Şu tarafta var bir tane. İnşallah hepsi buraya sıkışmamıştır yani. Oo, Felix'e gitmeyi tercih etti yine. Ama onu kurtardı değil mi? Güzel. Bakalım Felix. Felix de iyi oynuyor ama ha. Kötü değil yani. Bakalım. Yapacağız. O mahzendeki paletin düşmesi kötü oldu ya. O düşmeseydi biraz bir şeyler yapardık orada. Buraya gelmesi lazım. Bakalım devre atacak mı buraya? Bir geliyor gibi. İnşallah pop atmamıştır oraya ya. Güzel, en azından popu yok. Büyük ihtimalle güç patlaması var bunda. Hemen bakalım skill check gelebilir. Aynen, tam tahmin ettiğim gibi. Onu alırlar. Bak şu an jen yapan yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Onu şey, arkamdan biri koştu sanki, ben mi yanlış duydum? Arkamdan sanki hızlı bir şekilde koştu. Bak jeni de bırakmak istemiyor ama yapacak bir şey yok. Sayılı gün onu almaları lazım bu arada. Aldılar mı? Ama adamı kimse almıyor mu? Bak geldim kardeşim, geldim geldim. Çocuk ölecek abi. Lan yetişecek. Yeti, tamam yetiştim yetiştim. Allah'tan gelmiş mi ha? Diğeri aldı sandım da. Hop hop hop. Var ya, son saniyede aldım seni ipten, yemin ediyorum. Hadi bakalım. Onu tünelleyecek mi bakalım, ne yapacak? Merak ettim şu an. Bende mi? Buradaki palet gerçek değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Güzel. Harika. Ben biraz bunu burada oyalarım diye düşünüyorum. Bakalım düşündüğüm gibi de çıkacak mı? Göreceğiz. Nereye gidiyorum abi ben? Beni bıraktı galiba, aynen. Beni bıraktı. Jen'e gitti. O Jen de var ya, çok ilerledi de. Onu da yapıyorlar galiba. Bir dakika, onu yapıyorlarsa hatta ben şurada ona buff vereyim. Bakayım, evet evet evet, bunu yapan. Evet evet. Dur şöyle buff'ı vereyim de. Oo. Kankam sen aslında oradaki Jen'i yapsan iyiydi ya. Dur bakayım, tutamaz ki, imkanı yok tutmasının. Orada o şu Jen'i, ikisini tutmasının imkanı yok yani. Ben hatta hiç vakit kaybetmeden şunu yapayım bir yandan. Tutamaz abi. Onun zaten ilk asılış olacak. Böyle devam edelim. Full bırakması lazım ama. Bunlar Jen faresi arkadaşlar. Bip. Fırladım. Yalnız bu dehşet alanı düşürücü bir şeyler koymuş ha. Ben söyleyeyim size. Jenler biraz yakın kalmış ama. Dur, en şeyine gidelim. En uçtaki Jen'e gidelim bakalım neler olacak. Bırakmamaya çalışıyor. İşte şu an var ya, bir katilin çaresizliği ya. Yemin ediyorum çaresizliği.
Ona gitsin bakalım. Ona vuracak. Ona dönecek. Oraya gidecek. Şöyle yapalım. Beni gördü galiba sadece orada, öyle değil mi? Hmm. Hatta ben nereye gideyim biliyor musunuz? Oraya doğru gidiyor ya. Ben onlara yardım edeyim ya. Biraz burayı darlayayım. Bakalım ona vuracak mı? Vurdu. Felix bitirir bu arada ya. Tutmaya çalışıyor da çok imkansız abi. Bu bayağı geri sarmış yalnız ha. Ben bayağı ilerletmiştim onu, hatırlıyorsunuz değil mi? Bayağı. Hatta ben Felix'in yanına gideyim ya. Şuna skill check basayım. Felix'in yanına gidelim. Bir yandan şeyim dolu. Adrenalin var gerçi benim de, sorun yok. Ona vuracak. Şuradaki şey ne alemde? Şuradaki can ne alemde? Ona bakacağım da. Bakalım. Kendime çekeyim de. Güzel. Onu atıyor. Tutmaya çalışıyor abi. Çok komik ya. Bak çok yakın kaldı. Gördünüz mü canlar? Tam dediğim şey. Yine bu o kadar yakın değil de. Bak çok ortada yani. Şöyle yapalım. İşte mesela bir tane o uçta bırakmamız gerekiyordu. Anladınız mı olayı? Orada bırakmamız gerekiyordu. Yanlış oldu. Hatalı oldu yani. Kendini kanıtla, işte burada devreye giriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu yüzden solo'da bu avantajı alacaksın. Ya alacaksın ya alacaksın. Almazsan bitmiyor abi. Adamlar iyi ama SVF gibi yapmıyorlar yani canları. Oturacak şimdi üçü. Bak işte hit alacağım oradan, izle. Oo! Çok da hızlı bitti lan. Yalnız ne fırladım ha. Tamam, güzel. Şurada ben kendimi iyileştireyim hemen. Hızlı bir şekilde. Bunlar kapıyı açsın. Tamam, o Mikael'i atsa da sıkıntı yok çünkü. Onun ilk asılışı olacağı için problem yok. Bir dörtlü kaçarız diye düşünüyorum ama belli de olmaz tabii ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kusursuz çalıştı avantajlarımız. Onu açsın. Bak takım da işini biliyor şu an. Gerçekten iyi bir takıma denk geldik. O şimdi ilk defa asılacak, tamam mı? Totemi yakmaları çok iyi oldu. Şöyle şey yapacağım. Şöyle biraz tükenikliğim bitsin. Yani kendimize gelelim. Şimdi oradaki kapıyı açamayız. Onun karşısındaki kapıyı. Onu açtırmaz çünkü. Hiç denemeye gerek yok. Kafa sallıyor zaten. Onu %99'a getirip şey yapacağız. Tereyağından kıl çeker gibi alacağız. Bakalım bir 4 escape yapabilecek miyiz? Ama takım gerçekten bak muazzam. Solo'da nadir gelen takımlardan bir tanesi. Gerçekten. Şimdi bak organizasyonu çok iyi yapmamız lazım. Discord team değiliz ama bir şekilde halledeceğiz şimdi bunu. Bak Felix'i bekliyoruz. Bu da solo galiba bak. Avantajına da aklıma gelmiyor da. Şu kanca yasıyor ya. Bak herkesi görüyoruz. Çok iyi abi. Ben şuradaki kapıyı açıyormuş gibi fake versem mesela nasıl olur? Onun ilk asılışı. Bakalım, hatta açayım ben bunu. Evet evet, mantıklı. Orayı zaten salmayacak. Hemen buradan çıkarız. Bak şu an bir katilin çaresizliğini izliyorsunuz arkadaşlar. O ikinci faza girsin bu arada, sıkıntı yok. Onu her türlü alacağız biz orada. Body block falan her şeyi yaparız yani. Açıyorum. Güzel. Bitti, onu da alamazsın. Onu da alamazsın. Hop geçmiş olsun. Öyle kapıda işte T-Bag hata atarlar abi. Yapacak hiçbir şey yok ki adamın. Adam ne yapsın aga. Takım kusursuzdu ya. Muazzam oynadılar gerçekten. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Biz de hızlı hızlı yaptık jenleri. Yardım ettik adamlara. Gayet güzeldi. Bakalım nasıl bir build yapmış. Umut kırıcı, güç patlaması, yanlış teşhis, kandırıkçı. Şey de almış ama bak. Yanlış teşhis bayağı düşürmüş ya. Ben eklenti koymuştur dedim de. İşte dehşet alanı düşünen eklentiler var ya. Bu arada onu da yapacağız. Evet, bir tanesi iyileştirme çemberi almış. Direnç can abi. Bir tanesi de direnç varmış. GG diyor. Gerçekten GG bir oyun oldu arkadaşlar. 32K yapmış. Ben de 31.000 yapmışım. Kendi kanıtlarıyla birlikte. Elimizdeki medkit'i kullanmaya gerek bile kalmadı. O kadar iyiydik yani şu an. Bak, hala kişisel bakım alıyor. Yui de kişisel bakım almış. Güzeldi arkadaşlar. GG. Devam edeceğiz. Build. Bu arada burayı doktor atmış. Build gerçekten güzel. Çok güçlü. Solo. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir build. Devam edeceğiz arkadaşlar. YouTube özel videolarına devam edeceğiz. Farklı avantaj dizimleriyle anlatarak videolar gelecek. Uzun bir süredir gelmiyor YouTube özel video ama elimden geldiğince atmaya çalışacağım. Lütfen kusura bakmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.